Evet, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün yine bir et tarifi var. Tavuk pirzola. Bu tarif bizim evde genelde misafir tariflerine ait. Yani mesela aniden misafir geldi veya çok misafir bekliyorum. Bu tarifi severek yapıyorum. Çünkü yapılışı çok kolay ve lezzeti de o kadar güzel. Ve genelde çok tutuluyor ve çok seviliyor. O yüzden de bu tarifi sizlere de göstermek istedim. Evet, gelin başlayalım. Evet, malzemelerimiz 4-5 adet tavuk pirzola gerekiyor. Kemikli veya kemiksiz sizin isteğinize bağlı ve büyüklüğüne bağlı adet sayısı. Bunun marinesi için soya sosu, bal ve çeşitli baharatlar, kırmızı biber, pul biber, kekik, tuz ve karabiber, kimyon veya başka isteğe göre baharat da katabilirsiniz. Ve ek olarak malzemelerimiz tereyağı, kırmızı biber veya havuç. Evet, şimdi başlıyoruz. İlk önce marinemizi hazırlıyoruz soya sosumuzla. 2 yemek kaşığı soya sosu önce kabımıza alıyoruz. Ve biraz bal. Ve baharatlarımızı katıyoruz. Ve karıştırıyoruz. İsteğe göre biraz sirke de katabilirsiniz. Ben burada balsamico sirkesi katıyorum. Ama bu şart değil. Ama sirke ile daha güzel olduğu söyleniliyor. İyice marine sosuyla olmamız gerekiyor. Çünkü marine sosunun bütün etlere gelmesi lazım. Buzdolabında bekleyeceği için, yani tadını da alması için bu şimdi çok önemli. Çok iyi ovacaksınız marine sosuyla. Şimdi omamız bitti. Streç folyo ile kapatıyoruz ve buzdolabında hemen hemen 1 saat bekletiyoruz. Ama bir gün önceden, akşamdan bekletirseniz buzdolabında daha güzel olur. Fırınımızı hemen 180 derecede ısıtıyoruz. Ve şimdi fırın için her şeyi hazırlıyorum. Marine olmuş tavuk steaklerimi, tavuk pirzolalarımı bir fırın kabına yerleştiriyorum. Başka hiçbir şey yapmanıza gerekmiyor aslında. Sadece şimdi marine olduğu için çok güzel. Tepsiye alacaksınız ve şimdi hemen hemen yarım saatinde fırına gidecek. 180 derecede ısıtılmış fırına. Evet, yarım saat sonra çıkarıyorum. Şimdi biraz biber veya havuç da dilimleyebilirsiniz. İkisi de çok güzel uyuyor bence bu etlere. Ve şimdi bunları da biraz doğradıktan sonra tekrar 15 veya 20 dakikalık fırına sürüyorum. Evet, 20 dakika sonra etlerim çok güzel nar gibi kızardılar. Biraz fırında unutmuşum, o yüzden biraz fazla kızardılar. Yani siz 15 dakika sonra muhakkak bakın. Ve üzerine muhakkak tereyağı sürüyorum. Çünkü çok güzel lezzet veriyor. Ama çok yağlı olmasın diyorsanız tereyağını da bırakabilirsiniz. Ama bence tereyağı steaklerin genel olarak olmazsa olmazı. Evet, yanına da bulgur pilav veya başka bir pilav, patates ve biberler garnitür olarak çok güzel yakışıyor. Ama ben şahsen yanına sadece bir salatayı tercih ediyorum. Çok hafif ve lezzetli oluyor çünkü. Evet, benden bugünlük bu kadar. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bir like verirseniz çok sevinirim ve abone olmayı da unutmayın. Başka videolarımı görmek istiyorsanız. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.